Akbelen Ormanı'nın ortadan kalkması demek, Akbelen Ormanı'nın altından süzülerek gelen çok ciddi bir su varlığının Çamköy'de biriken, Çamköy yeraltı kuyularında biriken su varlığının ortadan kalkması anlamına geliyor. Bu da Bodrum'un içme suyunun, şebeke suyunun üçte birinin ortadan kalkması anlamına geliyor. Ağaçlarla birlikte çok ciddi bir şekilde aslında bakarsanız bir karbon yutak alanı kaybedilmiş durumda. Dolayısıyla önemli miktarda karbondioksit salımını engelleme potansiyelimiz elimizden kalktı. Bu ne demek? İklim krizinde çok daha dezavantajlı durumdayız demek maalesef. Bir ağaç ne kadar yetişkin olursa o kadar çok karbon tutma potansiyeline sahip. Dolayısıyla yetişkin ağaçların kesilmesi iklim krizini tetiklemek anlamında daha fazla, daha büyük bir kötülük dünyaya, öyle söyleyelim. Önemli bir miktarda erozyon riski var. Ama zaten maalesef eğer orman toprağı da ortadan kaldırılırsa, maden iş makineleri alana girerse orman toprağını kaybedeceğiz. Bu da bölgenin toprak kalitesini ve çevresindeki tarım alanlarının toprak niteliğini de etkileyebilecek bir durum. Madenin tozu doğrudan çevre köylere taşınacak. Akbelen Ormanı, Çamköy'ü, Karacahisar'ı madenden çıkan toza karşı koruyan doğal bir bariyer gibiydi maalesef. Şimdi bu ağaçların yokluğunda hem termik santralden çıkan toz hem madenden çıkan toz çevre köylere çok daha hızlı bir şekilde ve daha yüksek miktarlarda taşınacak. Bir de böyle bir etkiden bahsedebiliriz. Ama şunu söylemek lazım. Evet, ağaçlarımız kesildi. Ama Akbelen Ormanı hala bir orman. Çünkü orman sadece ağaçlardan oluşmuyor. Orman dipteki bitkilerden, mantarlardan, topraktaki bakterilerden, ağaçların diplerinde yetişen çalılardan, otsu bitkilerden de oluşuyor. Elbette ki hayvanları da unutmamak lazım. Dolayısıyla şöyle bir şansımız hala var. Eğer biz maden iş makinelerinin ormana girmesini engellersek, burada ormanın içerisinde yürüdüğünüzde gördüğünüz o küçük bebek kızılçamlar çok rahatlıkla serpilip büyüyebilir ve 20-30 yıla burada yine yetişmiş bir orman görebiliriz. Dolayısıyla mücadeleden vazgeçmek için hiç de doğru bir an değil. Mücadeleye devam etmek, daha sıkı sarılmak için tam da doğru andayız. Akbelen Ormanı orman olarak kalabilir, kalacak. Herhalde Beşli Çete Türkiye'yi çökertmek istiyor. Bu devleti, bu ülkeyi dağıtmak, parçalamak istiyor. Yani burayı alırsam, işte Akbelen'i alırsam su kaynaklarını yer değiştireceğim. Bodrum'un su kaynakları yer değişik. Bodrum'un 5 milyar dolarlık turizm geliri ortadan kalkacak. Burayı alırsam 200 bin dönüm ruhsat sahası içerisinde 88 bin dönüm tarım arazisini yok edecek. Buğday için Rusya'ya değil belki Mozambik'e de dileneceğiz bundan sonraki yıllarda. 112 bin dönüm zeytinlik ve çam ormanını yok edecek. Diğer taraftan Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği'nin çalışmasına göre Yeniköy, Kemerköy, yani bu iki termik santralin Türkiye'ye öldürdüğü, hasta ettiği, kanser ettiği insanlar nedeniyle sağlık maliyeti 22 milyar lira. Kendi ticari kazancının tam 100 katı ülkeye zararı var. Bir taraftan da ülkeyi öyle kemiriyor, öyle çökertiyor. Yani bence bir an önce ülkeyi çökertmeye çalışıyor Beşli Çete. Başka bir izahat bulamıyorum ben buna. Ondan sonra da elektrik enerjisi bilmem ne falan filan diye halkı kandırıyorlar, aldatıyorlar. Kendi çıkarttıkları dezenformasyon yasasına aykırı bir şekilde dezenforme ediyorlar. Burada 200 bin dönüm ruhsat sahası içerisinde 30 bin insan yaşıyor. Kendileri diyor ki biz 1000 kişi, yani kendileri 3000 diyor da 1000 kişiye iş veriyorlar. 1000 kişiye ekmek veriyoruz. 30 bin kişinin yaşam alanı olacak. Sen 1000 kişiye iş veriyorsun, 30 bin kişinin tarım arazisini yok edeceksin. Artık ekokırım suçları, bu ormanların kesilmesi, madencilik faaliyetleri, termik santral faaliyetleri Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsünde belirlenen suç tiplerini ihlal ediyoruz. Oradaki maddeleri ihlal ediyor. Nedir bu suç tipleri? Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsü sivil halkın bir bölümüne yönelik öldürme, toplu yok etme, insanları yerinden etme, insanları yerinden sürgün etmeye yönelik yerinden etme ve dördüncü olarak da insanların fiziksel ve zihinsel sağlığında hasara yol açma, yani sivil halkın bir bölümünde fiziksel ve zihinsel sağlığında hasara yol açma suçunu insanlığa karşı suç olarak kabul etmiş. Ve daha önce işte toplu olarak savaş suçları gibi suçlar yargılanıyordu ama
şu anda termik santrallerin yaptığı faaliyetler, bu söylediğim öldürme, toplu olarak yok etme, sivil halkın bir bölümünü yerinden etme ve sivil halkın fiziksel ve zihinsel sağlığında hasara yol açma suçlarına da neden oluyor. Dolayısıyla dünyanın her yerinde iklim değişikliğine bağlı afetler, su yükselmesi, deniz seviyesi yükselmesi, ondan sonra jeolojik hareketlilik veya salgın hastalıklar nedeniyle zarar gören insanlara karşı dünyada çalışan bu 3 termik santralin de içinde olduğu 5000 tane termik santral toplu olarak suç işliyorlar. Her biri her gün gezegenin bağrına bir tane yumruk vuruyor. Toplam 5000 tane termik santralin vurduğu yumruklar da ülkenin ve dünyanın çöküşüne doğru insanlığı bir felakete sürüklüyor.